bir günde yeniden karşınızdayız ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen Cumhuriyet Mahallesi'nde 44 hektar alanda başlayacak. Alanya Posta TV'nin geçtiğimiz günlerde gündeme... Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Öncelikle 24 Kasım günü vesilesiyle tüm meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Türk Eğitim Sen Alanya Şubesi Öğretmenler Günü nedeniyle sabah kahvaltısı düzenledi. Öğretmenlerin dileği, bugüne has övücü sözler dışında özlük haklarını koruyan yasaların çıkarılması oldu. Bir an önce öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasını, özlük haklarımızın iyileştirilmesini, sosyal güvencemizin sağlanmasını istiyoruz. Biz öğretmenler olarak, Türk Eğitim Sen olarak sadece güzel sözlerle mutlu edilmek değil, gerçekten bu mutluluğun eyleme dönüşmesini bekliyoruz bir an önce. Kahvaltı salonun girişinde misafirlerini karşılayan Türk Eğitim Sen Alanya Şube Başkanı Burhan Ulu, geleneksel kahvaltıyla kaynaşmayı sağladıklarını ifade edip meslektaşlarının gününü kutladı. Türk Eğitim Sen Antalya Ekinoğlu Şube olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız kaynaşma kahvaltısının birini daha bugün yapıyoruz. Öğretmenler Günü nedeniyle başta bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Ayrıca şehit öğretmenlerimize saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Başta Ulu Önder Atatürk'ü de bir kez daha yad etmiş oluyoruz. Buradaki amacımız üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, kaynaşmayı sağlamak. Bu nedenle bu kahvaltı programını düzenlemiş bulunmaktayız. Bunu da geleneksel hale getirdik. Sendika yöneticilerinden Kadriye Demiral, bakanlığın öğretmenlerin sorunlarına el atmasını, sorunların çözülmesi, öğretmene şiddet kanununun hayata geçirilmesini istedi. Ve Türk Eğitim Sen olarak yetkililerden Öğretmenler Günü'nün kutlanmasını sadece sözde değil özde olmasını istiyoruz. Öğretmenlerin sorunlarına el atılmasını, bir an önce çözüme ulaşması konusunda adımlar bekliyoruz. Öğretmenler özellikle son zamanlarda yapılan şiddet ve öğretmenlere yapılan itibarsızlaştırmaya son verilmesini istiyoruz. Bu konuda öğretmene şiddet kanunun bir an önce meclisten onaylanmasını, öğretmenin sosyal haklarının, can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Türk Eğitim Sen olarak bakanlığımızdan hiçbir öğretmenimize, hiçbir eğitimciyi ötekileştirmeden herkese eşit şekilde davranılmasını, adalet ve liyakatin göz önüne alınmasını, atamalarda buna dikkat edilmesini istiyoruz. Proje okulları meselesinde tüm sendikalara eşit davranılmasını, kurumlarımızın adil bir şekilde en iyi yönetecek kimlerse onlara emanet edilmesini istiyoruz. Adnan Arslan da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şikayetçi değil, icraat beklediklerini belirterek taleplerini açıkladı. İcraat istiyoruz. Bakanlık şikayet makamı değil, icraat makamıdır. Biz zaten şikayetleri ve sorunları dile getiriyoruz sendika olarak. Bunun çözüm noktası da Milli Eğitim Bakanlığı'dır. 3600 öğretmene şiddet, öğretmenlik meslek kanunu, idareci atamalarında ehliyet, liyakat... Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi kenar bir mahallenin okulunun anahtarını bir sahibine veremeyen, verebilen bir zihniyet. Bugün ise bütün her yer benim olsun zihniyetiyle hareket ediyor. Biz bunların olmamasını talep ediyoruz. Devlet... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Türkiye'de öğretmen olmak konulu bir panel düzenledi. Panelin konuşmacısı ise eğitimci Tülay Üstündağ'ydı. Üstündağ,
söyleşi öncesi Alanya Posta TV'nin sorularını yanıtladı. Peki Türkiye'de öğretmen olmak, yani özel bir söyleşi konusu olduğuna göre demek ki farklı bir şey. Nedir bu Türkiye'de öğretmen olmak? Belki de tam da 24 Kasım'a yakın bir tarihte buluştuğumuz içindir Türkiye'de başlığını seçtim. Burada da özellikle vurgulamak istediğim, yurdunu seven öğretmenlerin çalıştığı bir ülke hayali. Hem yurdunu çok seven, hem yaptığı işi çok seven. Yaptığı işe değer katan, değer kattığı kadar da işinin en ince ayrıntısına kadar planlayan, uygulayan, değerlendiren bir öğretmenden söz edeceğim. Ve 1900'lü yılların başından günümüze kadar belki atfedilen değerler nelerdi öğretmenliğe ve biz o sürecin içinde kendimizi nasıl buluyoruz? Biraz ondan söz edeceğim. Aslında hem yurdunu çok seven, işini çok iyi yapan, dürüst çalışan ve tabii ki hoşgörülü öğretmenleri vurgulayacağım en çok. Hem de bir ayağı ulusalda, bir ayağı evrenselde yetiştirdiği çocuğun kendi ülkesi kadar evrene de destek vereceğini bilen bir öğretmenlikten söz edeceğim. Belki de bunun içindir başlık Türkiye'de öğretmen olmak. Peki köy enstitülerinden eğitim fakültelerine. Eğitimcinin eğitimi sürecinde çok farklı gelişmeler yaşadı Türkiye. Nasıl değerlendiriyorsunuz günümüz eğitim sistemini, eğitimcilerin eğitimi sistemini? Ne zor bir soru biliyor musunuz bu benim için? 5 yıl önce eğitim fakültesinden emekli olan bir akademisyen olarak. İşini çok iyi yapan pek çok meslek grubunu tanıyorum Türkiye'de. Öğretmenler içinde de var. Nereden nereye geldik? Çok iyi öğretmenlerle bugünü gördük. Bugün de çok iyi öğretmenler ve eğitimciler var. Hepsi mi? Her meslek grubunda mı? Hayır. Benim işim gördüğüm iyi örnekleri paylaşmak. Nereden nereye geldik? İyi örnekleri paylaşıp bugün iyi örnekleri oluşturmaya çalışmak. Dolayısıyla hatamızla, yanlışımızla, eksiğimizle, iyi yaptıklarımızla paylaşırsak daha iyisini yapmak için birlikte güç bulacağız kanısındayım. Bunun için de yeniden Alanya'dayım. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Genel Sekreterliğine Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Emre Çalışkan atandı. Daha önce Yavuz Uysal'ın istifasının ardından yaklaşık 4 yıldır vekaleten bu görevi yürüten Fatih Özdemir'in yerine Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkan Vekili Emre Çalışkan atandı. Atama sosyal medyada Alanya Müdürüne Sahip Çık platformu tarafından duyuruldu. Musa Özdemir'in başkanlığı döneminde imar uygulamalarıyla sürekli tartışılan TOSMUR, bugün yine o dönemin kararları nedeniyle gündemde. Antalya İdare Mahkemesi TOSMUR'un imar planını iptal etti. Mahallede inşaat çalışmaları yarım kaldı. Geçmiş belediye yönetiminin uygulamasıyla çok tartışılan TOSMUR'da uygulanmakta olan imar planı, Musa Özdemir'in başkanlığı döneminde açılan davanın şimdi sonuçlanmasıyla iptal oldu. Antalya 2. İdare Mahkemesi, bir vatandaşın açtığı emsale itiraz davasını 1001 ve 5001'lik planlarla haklı buldu ve yürütmeyi durdurdu. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Alanya Belediyesi TOSMUR'da devam eden uygulamaları durdurdu. İnşaat ruhsatı talep eden tüm dosyalar dün itibariyle Alanya Belediyesi'nce sahiplerine iade edildi. İskan bekleyenlere de taleplerinin karşılanamayacağı bildirildi. Belediyenin istinah mahkemesine itirazı sonuçlanana kadar uygulama yapılmayacak. Mahkemenin kararı bölgedeki yatırımcıyı mağdur etti. Yaklaşık 7 yıldır süren davada şimdi karar verilmesi ise mağduriyeti daha da arttırdı.
Dava arsasına yapılacağı inşaatı için 0.75 emsal verilen vatandaşın TOSMU'nun kuzeyinde uygulanan 1.50 emsalden inşaat yapmayı istemesiyle ortaya çıktı. Vatandaş davasında uygulamada eşitsizlik olduğunu savundu. Aslında kış bu sene biraz geç geldi. Geç gelince bizim erken güzlük dediğimiz üretimdeki vatandaşların, çiftçilerimizin ürünleri biraz para yapmadı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, meyve ve sebze fiyatları düştükçe üreticinin zorlanacağını, 2 liranın altında satılan ürünün zarar yazdığını söyledi. Tohum fiyatları olsun, gübre fiyatları olsun, mazot fiyatları olsun, hele hele elektrik fiyatları olsun %100 bir artış oldu. Hani tüketici pahalı diyebilir 2 liraya ama şu an 2 liranın altında satılan ürünlerin hiçbirisi çiftçimizi kurtarmıyor. Çok masrafları var. Zaten hani şu an tüketicinin de çok ihtiyaç edeceği bir durum yok. Mesela mandalina 1 lira halde. 1 lira, 1.20 kuruş. Limon 2-2.5 lira arasında seyrediyor. Greyfurt 1 lira. Hani bu fiyat, portakal 1.5 lira. Bunların her biri bizim üreticimize kazandırmıyor ama tüketiciye şu an zannedersem çok bir sıkıntı yoktur. Memnuniyetle tüketebilirler. Haberleri şu an çekiyorsunuz, teşekkür ederiz. Fiyatları şu an duydunuz. Bu fiyatlar bu dönem fiyatları. Şimdi işte değişik zamanlarda, ikinci, üçüncü aylarda ürünlerin olmadığı dönemlerde çiftçinin ayda iki sefer ürün topladığı aylarda ve 15-20 kasa topladığı dönemlerde bu fiyatlar otomatikman yükseliyor. Ürün az olduğundan dolayı arz talep meselesi devreye giriyor o dönemlerde. Hadi alsınlar şimdi yazalım patlıcanı 2 liraya, alsalar niye almıyorlar? O zaman patlıcan 4 lira olmasının bizim çiftçimize bir kazancı yok. Yani orada onları hep devamlı gündeme getiriyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Buna genel olaraktan bakacaksınız. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bir ay önce salatalık burada 50 kuruştu. Hiçbir haber yapılmadı. Hiçbir kimse konuşmadı. Şu an hani 2.70 normal, fiyatı gayet normal. Yani bunu çok fazla şey yapmamak lazım, genel olarak bakmak lazım. Yükseldiği dönemde gelip de patlıcan işte şu para, salatalık şu para, biber bu para. Onun neden o para olduğunu araştırılsa çok daha sağlıklı olacaktır. Şu an fiyat... Kışın geç gelmesi nedeniyle ürünün para yapmadığını söyledi ve geçtiğimiz günlere kadar domates 1-1.5 civarındaydı. Salatalık yine aynı şekildeydi. Yalnız havaların soğumasıyla beraber dışarıdaki ürünler donla beraber yok oldu. Şu anda domates 2-2.5 lira arasında, salatalık 2.5-3 TL arasında seyrediyor. Patlıcan ise daha düşük seviyede dedi. Daha geçtiğimiz günlere kadar domates 1 lira 1.5 lira civarındaydı. Salatalık yine aynı keza 1-1.5 arasındaydı. Yalnız havaların soğumasıyla beraber dışarıdaki ürünler donla beraber yok oldu. Şu an domates 2-2.5 arasında. Salatalığımız 2.5-3 arasında seyrediyor. Yalnız patlıcanlarda daha tam bir don olayı gerçekleşmediği için hala düşük seviyede devam ediyor. Patlıcan şu an 1.300 lira. Topu patlıcanımızda 1.10 kuruştan devam ediyor. Patlıcan üreticilerimiz şu an sıkıntılı. Masraflarını dahi alamıyorlar. Yalnız çok karamsar olmaya gerek yok. Zannedersem bir hafta 10 gün içerisinde dışarılardaki hava şartının kötüleşmesiyle beraber don olaylar gerçekleşecek. Bununla beraber patlıcan fiyatları da yükselecektir. Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri dün başladı, yarın da devam edecek. Bu kapsamda Atatürk Anıtı'nda açılan dayanışma çadırının bugün de ziyaretçileri vardı. Etkinlik alanına açılan sergiyi ziyaret eden vatandaşlar şiddetin her türlüsünü kınadı. Toplumumuz günden güne ne yazık ki şiddet olaylarında daha gerilere gidiyor. Düzelmemiz, kendimizi toplamamız lazımken daha kötü günler bizi bekliyor gibi gözüküyor. Kötümser olmak istemiyorum. Fakat bir gerçek var ki 2000
2016'ya kadar 282 yılda öldürülen kadın sayımızken, bugünlerde daha 2019'u bitirmemişken 377'ye yükseldi ki son günlerdeki rakamlar buna dahil değil. Kadına şiddet dünyaca hiçbir şekilde bir çözüm bulunmuyor maalesef. Ama benim şöyle bir düşüncem vardır. Kadın biraz izin verdikçe erkek yani bir şiddete uğrayacak diye biraz da dimdik ayakta durup karşı gelme. Ziyaretçiler arasında bulunan erkekler de şiddete karşı tepkiliydi. Hani söylenecek pek bir şey yok aslında. Çünkü kadına şiddet hani ne kadar doğru bilinmiyor. Hani ama ülkemizde de sürekli artmaya devam eden bir şey. Bir çözüm bulunması gerekiyor ama hani bilmiyorum. Söylenecek pek bir şey yok aslında. Peki bir erkek olarak ne düşünüyorsunuz? Daha çok şiddet uygulayan erkekler ne düşünüyorsunuz? Ya bence tedavi olunması gerekiyor yani böyle insanların. Çünkü psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ülkemizde hakikaten her gün yani son 20 günde 20 kadın cinayetiyle karşılaştık. Bu bir travmadır. Yani gerçekten yani herkesin burada çok büyük bir duyarlılıkla bu işin hep birlikte yani bu kadın erkek demeden yani bir toplumsal bir sorun. Çünkü bu sorunun altında tabii çok çeşitli nedenler var. Ekonomik şiddetten tutun işte fiziksel, duygusal, cinsel şiddet vesaire. Yani burada özellikle bu yaptığımız çalışma Kadın Hakları Derneği ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu bu güzel etkinliği daha da yaygınlaştırmamız gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37. olağan kurultay süreci Alanya'da doğu mahallelerinin delege seçimiyle devam ediyor. Demirtaş'a. 8 Kasım'da başlayan ve 25 Kasım Pazartesi günü Alanya'da sona erecek delege seçimleri Kester, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar mahalleleriyle devam etti. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı olsun. Bu mahallelerde 620 üye 59 delegeyi seçmek için sandık başına gitti. Mahmutlar Mahallesi'nde ise yeşil ve turuncu listeyle seçime gidildi. Seçimi mahalle temsilcisi Güler Öz'ün hazırladığı liste kazandı. Kestel'de 12, Demirtaş'ta 5, Kargıcak'ta 4 ve Mahmutlar'da 38 delege kongrede oy kullanması için seçildi. İşaretliyorsun. İstediğin 5 tanesini seçip doğu mahallelerde en çok merak edilen isim olan mevcut ilçe yöneticilerinden Mustafa Aras'tı. Aras'ın üyeler tarafından delege seçildiği Demirtaş'ta eski yöneticilerden Mehmet Okyanus ise delege olamadı. Aras'ın delege seçilmesiyle ilçe başkanı Coşkun Karadağ'ın elini güçlendirdi. Adaylığını açıklayan Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı'nın listelerinde şimdiye kadar aldıkları oy değerlendirildiğinde seçimin Zavlak ve Karadağ arasında geçmesi bekleniyor. Gene dediğimiz gibi katılım, gene normal bir katılım var. Yani 1/3 çoğunluğu sağlamış vaziyetteyiz. Pazartesi günü ise kırsal mahalleler için ilçe binasında delege seçimi yapılmak üzere sandık konulacak. Ortak sohbetlerimizi yaptık, partimiz hakkında görüşmelerimizi yaptık ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen 5. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi Kültür Merkezi'nde açıldı. 30 amatör ve profesyonel sanatçı bu sergide dünyaya barış mesajı verdi. Sanat dünyanın ortak dilidir sloganıyla 5 yıl önce Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi pazar günü de açık kalacak. Yapayım.
Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, Antalya ve Alanya Göç İdaresi yetkilileri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK'lar, yabancı dernekler ve davetliler katıldı. Bismillah. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış konuşmasında Alanya'daki hoşgörü kültürünü sanatla taçlandırdıklarını söyledi. Çok değerli konuklarımız, Alanya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yabancılar Meclisi'nin 5. sanat sergisine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yabancılar Meclisimiz 15 yıldır kentimizde yaşayan yerleşik yabancılarımız, dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için özveriyle çalışıyorlar. 82 ülke vatandaşlarıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu şehirde uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. Bu birlikteliğimize bugün sanatla farklı bir boyut kazandırdık. Biz belediye olarak sanat, spor ya da başka bir alandaki amatör çalışmaları her zaman destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Değerli sanatçılarımızın bu sergide buluşmasına vesile olan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı ve üyelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Başkan Yücel, sanatın dili evrenseldir ve ulusları birbirine bağlar. Dolayısıyla da sanat insanlar arasındaki bağı güçlendirir diyerek önemli bir de mesaj verdi. Bu sanat dalının kendine ait bir dili, bir resim, bir fotoğraf ya da bir heykelin insanlığa her zaman önemli bir mesajı vardır. Dolayısıyla bu da sanatla insanlar arasında bağı güçlendirir. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve Yabancılar Meclisi sözcüleri açılış programında birer konuşma yaparak dünyaya barış mesajları gönderdiler. Meclis Başkanı Sayın Abdullah Karaoğlu ve açılış konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel davetlilerle birlikte sergi salonuna geçerek sanatçılarla tek tek ilgilendi ve tebrik etti. Sergiye Türkiye, Almanya, Rusya, İngiltere, Gürcistan, Polonya, Finlandiya, Litvanya ve İranlı sanatçılar katılarak birbirinden değerli parçalarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yücel eserleri inceleyip sanatçılarla sohbet etti. İranlı bir sanatçı ise portresini yaptığı Başkan Yücel'e hediye etti. Başkanım buradayız. Sergide sanatla birlikte çevreye karşı duyarlı olunması gerektiğini gösteren geri dönüş malzemelerinden yapılan tablolar da dikkat çekiciydi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 20.si düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Müzik 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı'nın ardından dünyaca ünlü piyanist İdil Biret sahne aldı. Antalya Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşan İdil Biret'in merakla beklenen konserine ilgi yoğundu. Konser sonunda seyirciler tarafından 6 kez sahneye davet edilen usta sanatçı 4 kez bist yaptı. Seyirciler konser sonunda da İdil Biret'i dakikalarca ayakta alkışladı. Usta piyanist gecenin sonunda sevenleri için CD ve kitaplarını da imzaladı.
Festivalimizin bu güzel konserinde çok değerli sanatçımız Sayın İdil Breit Hanımefendi'ye hepinizin huzurlarında bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserle bizlerle birlikte oldu. Altsu Akademi'nin kişisel gelişim seminerleri sürüyor. Öğretim üyesi Dr. Sibel Demirtaş'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde dünya yıkılsa da ayakta kalabilmek, bilişsel esneklik eğitimi verildi. Altso Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak verilen seminere eğitime önem veren yüzlerce birey katıldı. Demirtaş, ruh ve beden sağlığı konusunda yapılan çalışmalardan örnek verip katılımcılara da fikrini sordu. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığın yalnızca bireylerin hastalık bulunmaması olarak değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tahmin ediliyor olma hali olarak tanımlıyor. Yani biz aslında herhangi bir hastalığa sahip değilse kendimizi sağlıklı olduğumuzu pek çok insan bu şekilde varsayıyor. Ama hiçbir hastalığa sahip olmamak bizim sağlıklı olduğumuz anlamına gelmiyor. Gerçeği soyut, doğrusal, antik çıkarımlar da kodlar. Gerçek mantık kurallarına göre, yani bizim mantıklı tarafımız dediğimiz taraftır akılcı sistem. Yavaş amaçlı, yavaştır, amaçlıdır, çaba gerektirir. Duygulardan bağımsız bir şekilde işlem yapar, çıkarımsal akıl yürütme sistemidir. Yani aslında insanların bilimsel, işte teknolojik icatların temeli, kaynağı akılcı sistemde yatmaktadır.